şöyle devam edeyim diye durdurdum oyunu. Buradan şöyle bir anlatmaya devam edelim neler yaptığımızı. Başka bir setup yaptık. Şimdi bayağı ilerledik tabii. 6. yıl, 26. gün. Tarlalarımızı kurduk. Bunun dışında yeni ne yaptık ya, yani onu göstereyim size ya da anlatmadığımız şeyleri anlatayım. Burada yeni olan herhalde o videoda olmayan ne vardı bizde? Orbital radyo vardı. Radyoyu kurmamıştık o zaman. Radyoyu kurmak için iki tane anten istiyor. Antenleri de kendinizi geliştirince göreceksiniz, yapabiliyor olacaksınız. Bunları yaptıktan sonra orbital iletişime geçiyorsunuz. Çevrede kim varsa sizinle iletişime geçsin diye. Yani üzerinde bulunduğumuz gezegen değil, yukarıdan geçenler, işte sinyal yakalamaya çalışıyorsunuz. Sinyal yakaladıkça da gıda, erzak vesaire gibi şeyler geliyor. Fakat en önemlisi size bir kurtarma aracı geliyor. Oyunun ilerlemiş levelinde. Diyor ki bir kişiyi götürebilirim. 23 saat içinde karar ver. Bir kişiyi götüreyim. Kurtarayım. Ve bunun kararını siz veriyorsunuz. Ya hiç kimseyi göndermiyorsunuz ya da bir kişiyi gönderiyorsunuz. Ben hiç göndermedim bugüne kadar. Genelde boş yolladım. Ama oyunun sonu böyle mi geliyor bilmiyorum. Hani gönderiyorsun, 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 gönderiyorsun. Sonra oyunda bitiyor mu? Oyunun finalini nasıl getiriyorlar? Ya da buradan adam gönderdiğimiz zaman yerine başkasını mı buluyoruz? Yani bazen çıkıp geliyorlar ya hani haritada, merhaba ben de işte kurtuldum, size katılabilir miyim diye. Ya da balonlarla gezerken bulduklarımız falan oluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Bunun dışında oyunda dikkat etmeniz gereken ne var diye bakayım hızlıca. Elektrik önemli. Elektrikleri kurduktan sonra bataryaları, yani pillerin dolu olması çok önemli. Bunun yanına hemen bir tane dizel jeneratör kuruyorsunuz, elektrik kesintilerinde devreye girsin diye. Şu aletle devreye giriyor. Bunu da %60'a ayarlıyorsunuz. %60'tan aşağı geldiğinde bu mazotla, benzinle çalışıp elektriği vermeye devam ediyor. Elektrikte başka önemli bir konu yok. Tarlaları büyük ekebildiğiniz kadar ekin. Mesela çok büyük ihtiyacım yok. Ne demişim? Harveste yapma, ekme de. Durdurduğunuz zaman olay komple duruyor. O yüzden tarlaların büyük yapmakta korkmayın. Her tarladan yapın. Neye ihtiyacınız varsa onu sadece ekip ya da harvest edin, toplayın. Geri kalanlarını da yapmanıza gerek yok. Yalnız buradaki antenleri kurduğunuz zaman başlayan bir tehlike var. Bu tehlike de hayvanlar daha agresifleşiyor. Bu anten sinyallerinden oluyormuş. Öyle dedi Raka. Ve daha çok hayvan gelmeye, atak yapmaya başladı bize. Bunun için de daha çok silah kurmak gerekti. Kurabildiğiniz kadar çevreye, ama birbirini gören, yani birine saldırırlarken diğerinin onu koruyabileceği mesafelere silahlar koyun. Daha sonra da adamları artık ateş et, öldür demenize gerek yok. Bunlar otomatikte geleni gideni hepsini tertemiz ediyorlar. Siz de rahat ediyorsunuz. Bunu da yaptık dedik. Başka burada size anlatacağımız, buzdolaplarının iki tanesini buzdolabına yaptım. Birini derin dondurucu yaptım mesela. Derin dondurucunun üzerinde şuradan dedim ki sadece raw food'ları al. Mesela burada şey de diyebilirim. Bunu da dondur. Vegetable'ın hepsini dondur. Böylece daha çok kaybetmeyeceksiniz. Ya da ayırabilirsiniz, siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bunun dışında şunu bilmiyorum. Bazılarınız çözmüş olabilir, bazılarınız çözmemiş olabilir. Dışarıdaki hava derecesini şurada görüyorsunuz ya. 6 derece diyor mesela. Şu an sonbahardayız. 6 derece diyor. Ben bunu öğrendim. Adamların hasta olması bitti açıkçası. Buraya tıklıyorum. 10 derece gösteriyor bu odayı. Şuraya tıklıyorum. 18 derece gösteriyor. Neden 18 derece gösteriyor burayı? Çünkü ısıtıcılarım çalışıyor. Yani sonbahar geldiğinde ısıtıcılarınızı mutlaka yakın. Her odaya bir tane soba koymakta fayda var. Ben şimdi sobaları da aktif edeyim.
Böyle kuyuyla artık açabilirsiniz. Yazın da bunları kapatıyorsunuz. Ama kışın oda sıcaklıklarını korumak için şu anda mesela 10 derece buz gibi odanın içi aslında. Hemen bunların yakılması gerekiyor. Refueling yapalım. Ocakları tekrar yakalım. Ve şeyleri yakalım. Böylece mesela burası 10, burası 18, burası 17 derece, odalar 11 derece çünkü hiçbir şey yanmıyordu. Böylece hasta olmaları, zatürre olmaları, bakın şuradan görüyoruz, hepsinde var. Çok sakat bir durum. Bir günde böyle fark etmezseniz adam küt diye düşüp ölüyor. Vay lan niye öldü demeyin, söylüyorum size, sebebi bu. Bunun işte klimayı anlatmıştım ama bir daha söyleyeyim. Hedefi burayı 18 dereceye getirin, sabitleyin. Yaz kış 18 derece üflesin. Klima böylece sabit çalışacaktır. 18 olunca duracak otomatik falan. Bunun dışında şunu söyleyelim. Şöyle kapatayım görün. Bakın arkadaşlar, şöyle koyduğunuz eşyaların durma süreleri burada aslında yazıyor. Eğer eşyaları erzaklı koyarsanız, erzaklı diyorum, ne diyorum ya, çatı yaparsanız deponuza, açık hava deponuza çatı yaparsanız, çatı yaptığınız için bunların çatı altında bozulması çok 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 uzun zaman alıyor. Ama eğer çatısız sadece yere, yani şurada hani var diye, neredeydi o? İlk başta mıydı? Storage'dan şurada, stockpile'lardan yere bir çizgi çekip onun üzerinde tutarsanız, o zaman çok çabuk bozuluyorlar. O yüzden çatı yapmanız çok önemli. Çatısız, stockpile dışarıya, yani depo kapalı alansız yapmayın. Muhakkak çatısını yapın bunu. Oyunun devamında da böyle, mesela ben bu haritada pamuk bulamadım. Her şeyi hallettim ama pamuğu bulamadım. Pamuğu da işte salvage ettim oradan buradan. Bir de şu bitki var ya. Bu bitki size elbise ve kumaş yapmanızda yardımcı olacak. Eğer benim gibi pamuksuz bir yere düşerseniz bunu değerlendirin. Bunun dışında 5 kişiydim, bir kişi öldü. Onun dışında gelen olmadı. Bir önceki oynadığımda mesela size gösterdiğimde 6 kişi vardı. Benim merak ettiğim de bu. Eğer sizde varsa lütfen yorumlara yazın. 7 kişi oldu, 10 kişi oldu. Yani çoğalıyor mu acaba koloni? Yoksa bu sadece 4'ü burada kalıp sonunda da herkes ölüyor mu? Şimdi tabi buradaki altın soru da şu. Bu adamlar gitsin mi, gitmesin mi? Bu adamlar ne yapsın? Board'a basıyorum. Kimi göndereceğim? Bir tanesini göndereyim mi? Mesela gönderelim hadi. Herif tabi uçarak gidiyor, yani ne yapsın? İşte kurtuldu. Bir kişi kurtuldu. Yalnız biz 3 kişi kaldık tabii ki. Şimdi oyunun bu kısmı çok ilginç değil mi? Yani 3 kişi bilerek adam yolluyorsunuz. Her adama o kadar çok ihtiyacınız var. Bunu yapma sebepleri ne acaba bilmiyorum. Şimdi birlikte deniyoruz sizle birlikte. Bu rescue pot acaba bir şey yapacak mı bize? Bir numarası var mı? Gerçekten bilmiyorum. Ama biraz tuhaf yani. Adamları tek tek, acaba şimdi 3 kişi gelirse, aa biz de geldik işte kaybolmuştuk diye, tamam o zaman. O zaman diyeceğiz ki tamam. Olay bu yani. Gelenleri topla gönder, gelenleri topla gönder, ama tam olarak bilmiyorum. Acaba öyle mi? Değil mi? Hangisi doğru? Gerçekten bilmiyorum. Ama size bu videoyu çekerken hani bir tanesini göndereyim dedim. Normalde göndermem. Anca beraber, kanca beraber öleceklerse birlikte ölsünler diye düşünüyorum. Evet. Böyle. Yani oyunla ilgili başka merak ettiğiniz veya sizin başınıza gelen ilginç olaylar varsa söyleyin. Evlilik olayını anlatmıştım. Evlilik vardı. Bu sefer, geçen sefer iki kız evlenmişti. Bu sefer bir erkek bir kız evlendi. Evlenenlerin yataklarını yan yana yapın demiştik zaten. Başka da oyunla ilgili değişik bir şey yok. Zaten yapım aşamasında olan bir oyun. Gelişmedikçe daha yeni buna ilaveler gelecektir.
Geldiğinde ilginç bir şeyler olursa bir video daha çekebilirim. Ama daha fazla video çekmeye de gerek yok. Ama mesela bakın şimdi buraya bir tane adam geldi, değil mi? Adam dediğim yaratık. Hiçbir şey yapmıyorum artık. Silahlar otomatik olarak doğruyorlar. Bu büyük rahatlık oluyor. Evet, bu video bu kadar olsun. Daha fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Sizin başınıza gelen dediğim gibi bir şey varsa lütfen paylaşın. Merak ettim çünkü bu işte yani rescue işinde nasıl olacak ve nasıl kurtulacaklar. Bakalım birlikte görelim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz. Seyredenler için de lütfen şu like butonuna biraz basın. Evet, bu videonun da sonuna geldik o zaman. Önümüzdeki videoda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.